2023 senesi Türkiye Süper Kupası'nın finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat üzülerek söylüyorum, böyle bir pozisyonu, böyle bir durumu beklemiyordum. Burada güzel Urfa'ya geldik. Urfa'nın güzel insanlarına, buradaki bu önemli Fenerbahçe, Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini yaşamaktansa böyle acayip, saçma sapan, hiç aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bir sürü şeyler söylediler. İşte U19'da çıkacağız, U19 kişi çıkacağız, şöyle yapacağız, böyle. Ya bunlar akıl tutulmaz. Netice bir maç, bir final maçı, Türkiye'nin kupası ve çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi güzel bir şehirde buranın çocuklarına, buranın insanlarına bu derbiyi seyrettirmenin keyfini almak varken şahit olduğumuz gibi hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Ayrıca bildiğiniz gibi bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak verilecek. Bunu böyle kararlaştırdık. Bir taraf dolu, bir taraf boş. O zaman ne oldu yani? Niye hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem de buradaki bir şenlik havasında geçmek ve geçmesi gereken bir derbiyi, bir Süper Kupa finalini böyle bir dakikada biten bir şekilde getiriyorsunuz. Ben çok üzüldüm. Ben gerçekten çok üzüldüm ve mahcup oldum. Dünyaya mahcup oldum. Yani böyle beklenmedik olaylar bizi son derece üzüyor. Ayrıca tabii Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bu futbolu insanlara sevdirmek. Böyle davrandığınız zaman bu U19'da takıma çıkarıyorsunuz. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, onlar futbolun geleceği. Bu çocuklara niye alet ediyorsunuz? Yani kendi amaçlarınız. Şimdi değerli basın mensupları, gerçekten kötü bir hafta sonu, tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali. Ben aklı selimi davet etmek istiyorum. Yani bunu bu şekilde getirmenin kime ne faydası oldu, kim bu işten sevindi, kim üzüldü belli değil. Onun için önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Ben özellikle Türk futbolundan bu gerginliğin gitmesi taraftarıyım. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Herkese, her seviyede biraz daha Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Onun için üzgün bir akşam. Yani, bize ne onlara ne bize bu final yakışmadı. Böyle bir final olmaması gerekirdi. Ben insanların bir sefer daha düşünmesini, akşam eve gittikleri zaman biz ne yaptık? Ne yaptık? Diye bir kendi iç muhasebelerini yapmasında fayda var. Hiç güzel oldu. Hayır, ben protokole geldim. Normalde onların da protokole gelmesi lazım. Sayın Bakan olmalı, Sayın Federasyon Başkanı olmalı. Kimse gelmedi. Yani bir anlam veremiyorum. Bir anlamı yok. Yani niye böyle yapıyorlar? Neyi protestör diyorlar? Bir sınavdan önce yapılan çıkanlar böyle bir görüntünün ortaya çıkacağının habercisiydi. Bekliyor muydunuz efendim? Ben beklemiyordum. Çünkü o kadar çok şey söylendi ki, o kadar çok senaryo söylendi ki. Yani bugünkü senaryoyu kimin aklından geçiyordu? Kimse. 9 kişi çıkacağız. Efendim maçın işte 60. dakikasında şöyle olursa, böyle olursa biz Galatasaray kupa töreni yaptık ya. Bırak onları. Bırak onları. Takımını getir sahadan millete. Urfalı kardeşlerimize bu da bu maçı seyrettirelim. Onlar da keyif alsınlar. Onlar da ya ben 2 gün, 3 gündür burada. Böyle bir sevgi seli, böyle bir ilgi görmedim. Yani buradan da Sayın Valime, Sayın Emniyet Müdürüme çok güzel bizi ağırladılar. Bizi çok güzel burada ağırladılar. Dolayısıyla onlara da büyük bir teşekkür gönderiyorum.
güvenliğimizi tam olarak sağladılar. Zaten sevgi sevip Urfalılar bizi bağrına bastı. Ne vardı onlar da gelseydi aynı işte o tablo olmadı. Hocam, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus böyle birlikteliğimiz, beraberliğimizi sergilemek. Bu fırsat bugün Urfa'da vardı fakat bu fırsatı kullanmadık. Daha tarih federasyon açıkladı. Bence Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan görüşmelerde federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Aşağı yukarı bütün kulüpler bunu istiyordu. Ve federasyon da gerekeni yaptı. Erken seçim kararını aldı. Dolayısıyla olan 18 Temmuz zannediyorum. Hayırlı olsun. Yeni yönetimi seçilmesi için de bir hazırlık dönemine ihtiyaç var. Çünkü 100'e yakın kişiyi seçeceğiz. Böyle birdenbire bugünden yarın seçim yapalım. Yani bu seçimin hazırlığı yapılması lazım. Bu seçimin Türk futbolunu yönetecek başkanı iyi incelik, iyi seçmek, iyi hizmet edecek kişileri seçmek zorundayız. Onun için de bence aradaki zaman makuldür. Dolayısıyla hayırlı olsun. Herkes şunu anlamasın. Akıl tutulmasının içinde bunlar var. Erken seçim kararını kim alabilir? Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. Şimdi konuştukları tarihle efendimiz şey arasında Haziran'da yapılsa Temmuz'un 18 yaptığı 18 gün 20 gün. Niye? Yani 20 gün mü yani çok önemli? Şimdi bunu hazmederek bir de federasyonun kararına da saygı duyuyoruz. Çünkü onların yönetimi daha 3 sene yani epey bir zamanları varken bu erken seçimi Kulüpler Birliği'nden gelen şeyler söylemde gündemlerini aldılar. Onlar da bizim söylediğimizde kulaklarını kapamadılar. Ve erken seçim kararını aldılar. Nedir yani? 20 gün evvel yapacaksın seçimi. Yani bunlar altında başka maksat oldu. Teşekkür ederiz. Yani niye 20 gün, 25 gün öne çekilsin, şey yapılsın. Milli takım maçı var. Mesela Avrupa Kupası'nda. Dolayısıyla federasyonun hazırlıkları o yönde. Burada da başarılı kovalamak için bence federasyonun kararına herkese saygı duyması lazım. Başka. Ben her zaman söylediğiniz gibi bundan yapıyorum. Yani kendimizi kontrol etmemiz lazım. Bu tip hareketler, bu tip söylemleri engelliyor. Dolayısıyla ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bütün spor paydaşlarını aklı selim davranmaya çağırıyorum. Türk sporunun hizmet etmek istiyorsanız samimi ve iyi niyetli olmanız lazım. Kendilerini sanırım